Ankara'dan merhaba arkadaşlar. Reşondüve ile rotalarımız devam ediyor. Bu sefer ülkemizin başkenti güzel Ankara'mıza geldik. Bu sefer hani iş için çok gelip gidiyorum ama biraz da tarihi bölgelerini size tanıtmaya çalışacağım. Hamamönü, Samanpazarı ve Ankara Kalesi bu videoda olacak. Birkaç tane de böyle yeme içme önerisi bulacaksınız. Şöyle söyleyelim, eğer Ankara merkezdeyseniz ve direkt Hamamönü bölgesine gelecekseniz size tavsiyem Kurtuluş Parkı civarından rotanıza başlamanız. Çünkü burada çok güzel bir ambiyans var. Ankara'nın en güzel parklarından bir tanesi. Zaten buradan da Hamamönü bölgesi 800 metre falan sürüyor yürüyüşle. O yüzden bu bölgeden turunuza başlayabilirsiniz. Kurtuluş metrosu tarafından giriyorsunuz arkadaşlar. Hacettepe Üniversitesi'nin zaten hastane binası var. Şimdi Hamamönü dediğimiz bölge 1427 yılında yapılan Karacabey Hamamı'ndan geliyor. Ondan sonra hemen bu Talatpaşa Bulvarı ile Hacettepe Üniversitesi'nin arasındaki kalan iki caddede bu Hamamönü bölgesini oluşturuyor. Ta ki Ankara Kalesi'ne kadar. Ve gerçekten buralar çok güzel. Mesela şu an arkamda gördüğünüz, bakın minaresini gösteriyorum. 14. yüzyıldan kalan Hacettepe Camii'nin ahşap minaresi. Ve gerçekten çok ilginç bir yapı. Çünkü bina betonname kalmış ama minare o yıldan kalan özelliğini koruyor. Şu anda işte eski sokaklarda yolculuğumuza başladık. Böyle çok güzel nostaljik bir araba da var arkamızda. Şimdi bu bölgedeki bir diğer güzel cami, karşımda gördüğünüz Mehmet Çelebi Cami arkadaşlar. 19. yüzyılda yapılmış bu cami ve yine ahşap minare özelliği olan bir cami gördüğünüz gibi. 2000'li yıllarda da onarıma geçmiş. Burası işte artık Hamamı bölgesindeki o eski konakları yavaş yavaş görmeye başlayacağınız bölge. Hemen arkasında böyle güzel kafeler de var. Tabii şu anda pazar günü olduğundan dolayı bazıları kapalı. Yolumuza devam ediyoruz. Şimdi bu bölgeyi biraz anlatmamız lazım. Hamamönü bölgesine geldikten sonra zaten ilk giriş kısmı az önce bahsettiğim gibi Hacettepe kısmından girişinizi yaparsınız. Sokaklardan sonra buranın ince uzun ilk caddesi olan ve etrafında onlarca restoran ve kafenin bulunduğu yerden yürüyüşünüze devam edebilirsiniz. Şimdi burası 2006 yılında sokak sağlıklaştırması çalışması neticesiyle 250 evin de restorasyonuyla kazandırılmış turizme. Ve gerçekten şu anda rengarenk sokaklar olmuş. Burada Mehmet Akif Ersoy'un da zaten kültür evi müzesinde olduğunu da belirtmek isterim. Onun dışında da irili ufaklı birkaç tane kültür evi ve müzeler de var. Şu sonrasında da işte o asıl Hamamönü Meydanı'na doğru ve Ankara Kalesi'ne kadar da şu caddenin, yani yürüdüğüm şu andaki caddenin devamından ulaşabilirsiniz. Yani gerçekten hani güzel bir turizm hamlesinin sonucunu görmüş oluyoruz. Biraz bey pazarı tarzı bir yer haline gelmiş burası. Şimdi bakalım biraz daha keşfetmeye devam ediyoruz. Şu anda bulunduğum kısım Hamamönü Meydanı arkadaşlar. Burası gerçekten güzel bir parka sahip bir yer. Arkamda da böyle güzel bir havuz da var. Dinlenebileceğiniz, güzel zaman geçirebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Hemen arkamda da Taceddin Sultan Camii var. Burası Abdülhamit döneminde 1901-1902 yılında yaptırılmış. Dergah olarak da hizmet vermiş. Şu anda da zaten inanç turizmi için uğrak bir ziyaret noktası. İçeride birçok evliyanın ya da önemli din adamının mezarları bulunuyor. Bundan sonrası da zaten yine arkamızdaki yine o tarihi Hamamönü evleri devam ediyor. Şimdi Karacabey Hamamı'nın iç kısmına geldik arkadaşlar. Burası 1400'lü yıllarda yapılmış bir hamam. Gerçekten de çok güzel bir ambiyansı olan bir yer ve şu anda aktif olarak hizmet vermeye devam ediyor. İşte Hamamönü bölgesi buradan dolayı isim almış. Yani direkt bu Karacabey Hamamı'nın karşısında zaten bütün evler sıralanmaya başlıyor. Eğer böyle vaktiniz varsa güzel bir hamam keyfi de burada yapabilirsiniz. Bu bölgede gezmeniz gereken bir diğer mekanda arkadaşlar Gökyay Vakfı'na ait olan Satranç Müzesi. Satrançla ilgili aklınıza gelebilecek her şeyin sergilendiği bir müze. Vakit darlığından dolayı çok içeri giremiyorum ama daha önce gezmiştim. Güzel bir yer. Burası da zaten Hamamönü'nün Samanpazarı'na doğru giderken sol kolda göreceğiniz mekanlardan bir tanesi. Hamamönü gezdikten sonra yaklaşık 670 metre ileride asıl Samanpazarı bölgesini görmenizi tavsiye ederim. Çünkü burası daha
otantik, daha bir eski bölge. Hamamönü biraz daha birbirine benzer birçok evin yapıldığı yeni bir yerleşim bölgesi. Burada işte Rahmi Koç Müzesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi gibi birçok yer ve Ankara Kalesi de Saman Pazarı bölgesinde. Buradaki dediğim gibi mekanlar, camiler eski, daha tarihi, daha dokunulmamış yerler de var. O yüzden hani biraz daha otantik yer sevenler için Saman Pazarı bölgesini tavsiye ediyorum. Şimdi her iki bölge arasındaki farkı görmüşsünüzdür. Dediğim gibi buradaki mekanlar daha eski, daha güzel. Ben daha çok seviyorum açıkçası böyle az dokunulmuş yerleri, dokusunu korumayı başarmış yerler. Yine birbirinden güzel kafeler ve mekanlar var. Günümüzün devamında bu bölgede olacağız. Bayağı gezdik tozduk, artık acıktık ve bu bölgedeki en güzel mantıcı olan Gönül Ağan mantı evine geldik. Burada harika mantı çeşitlerini size göstereceğim arkadaşlar. Ankara geldiğiniz zaman eğer mantı da seviyorsanız, diğer hamur işlerini de seviyorsanız, sahibi de çok tatlı bir insan. Buraya gelmenizi mutlaka öneriyorum. Bakalım bizim nasıl bir yemekler bekliyor. Gerçekten çok acıktım. Nurhan ablanın yanına geldik. Merhaba ablacığım. Merhaba. Bizi davet ettiğin için çok teşekkür ederim öncelikle. Gönül Ağan mantı evinin mimarı, kurucusu ve o enfes yemekleri yapan kişi kendisi. Ne yiyeceğiz abla bugün? Çıtır mantı, tepsi mantı, normal mantı, patlıcan, yoğurtlu, soslu, gözlü. Şu an gerçekten ağzım sulandı. Şimdi bakalım nasıl pişirecek, onu da göreceğiz. Tadımla da görüşürüz zaten. İnşallah. Şimdi mekan zaten harika. Bakın görüyorsunuz karşıda taş bebekler var. Bunlar nostaljik bebekler ve bunları da satıyorlar arkadaşlar. Çocuklarınız için harika bir hediye olabilir. Ben de Miroş'uma buradan bir tane alacağım. Mekan sertifikalı bir yapı. Yani 200 yıllık bir geçmiş olduğu söyleniyor. Şu anda da merdivenden üst kata doğru o enfes yemeklerin yapıldığı kısma doğru çıkıyor. Ulan burası çok şirinmiş. Gerçekten çok güzel ya. Nurhan abla bu? Tepsi mantısı canım. Kayseri mi oluyor bu? Kayseri yöresi evet. Bizim oraların. Bunu eskiden sinirlerde yapardık biz. Ortaya konurdu sinirler. Ben onun tadını herkes alsın diye kişi özel tepsiler yaptırdım. Bu haşladığım kemikli etin suyuyla bir sos hazırlıyorum böyle. Et suyuyla. Onunla pişiriyorum. Evet şimdi 3 çeşit mantı yiyeceğimiz için 3'ünde ayrı bir hazırlık var. Bu da dediği gibi tepsi mantısı. Nurhan abla bu da çıtır mantı. Çıtır mantı. Evet. Bu da cips gibi değişik bir mantı. Salçalı sos mu döktün abla? Evet. Ay enfes görünüyor ya. Böyle. Çıtır mantımız hazır. Biraz da isot döküyoruz. Tamam. Kahveci Mücö'ye geldik arkadaşlar. Yemekten sonra bir kahve içmemiz gerekiyordu ki tabii ki. Şu anda Kahveci Mücö'ye geldik. Anadolu'nun Kayıp Kahvesi'ndeyiz. Burada kendine özgü kahveleri bayağı meşhurmuş. Çok güzel aromalı kahveleri var. Aynı zamanda da değişik gazozları da bulabileceğiniz bir yer. Şu anda bu yapım sürecine bir bakalım. Melamet mi istiyorsun? Evet, Melamet kahvesi. Tamam, şekerli olsun. Orta olsun. Kahve çekirdeklerini herhalde önceden köze atıyorsun. Evet, o kızgın kum olduğu için kahve çekirdekleri böyle yanmaya başladıkça etrafa güzel bir kahve kokusu veriyor. Kokuyu almaya başladık zaten. Evet. Şimdi Melamet kahvesi benim kendi yaptığım bir kahve. Adı nereden geliyor? Adı yoktu. İlk başta elimden geleni yaptığım kahvesiydi. Sonra en güzel kahveydi, her zamanki kahveydi. Zamanla buna bir isim arayışındayken o sırada türküde şey çalıyordu. Haydar Haydar türküsü. Ben orada karar verdim. Dedim ben bu kahveyi kendim yaptım, kendim içtim, kendim beğendim. O zaman dedim bunun adı Melamet Kahvesi olsun. Sloganı da şu oldu. Ben Melamet Kahvesi'ni kendim yaptım, kendim içtim. Kim yani? O güzelmiş. Kaç çeşit kahve var şu anda? Şu an bizim burada yaptığım 29 çeşit kahve var. Servis de ilginç arkadaşlar. Yani aromalar da çok ilginç. Yine Saman Pazarı bölgesine geldiğiniz zaman iyi bir kahveci arıyorsanız burayı tavsiye ediyoruz. Bu birinci taşım. Bu ikinci taşım.
Şimdi içinde bulunduğum cami Aslanhane Cami arkadaşlar. Burası Ankara'daki en eski ikinci cami. 1289 ve 90 yıllarında yapılmış. Yani neredeyse bir 800 yıllık bir geçmişi var. İçerisi gerçekten muazzam. Bakın arkamdaki mihrap ve ismini şimdi unuttum, minberin olduğu kısım gerçekten çok renkli ve çok güzel. Her tarafta ahşap döşemeler var. Çatı komple bakın bu şekilde. Bu bölgede görebileceğiniz en eski yapılardan bir tanesi. O yüzden mutlaka buraya da uğramayı ihmal etmiyorsunuz. Şimdi Samanpazarı bölgesinde onlarca antikacı ve kalı kilimci de var. Ankara, Uşak, bu bölgedeki diğer halıları satan birçok yeri görebiliyorsunuz. Yine antika eşya almayı seviyorsanız ya da meraklısıysanız da bu bölge size hitap edecektir. Kalenin tam karşısında, Ankara Kalesi'nin tam karşısında Rahmi Koç Müzesi var arkadaşlar. Burası da Türkiye'nin tek sanayi müzesi. Yine Koç ailesinin bağışladığı yerlerden bir tanesi burası da. Maalesef saat 5'e geldiği için artık kaçırdık. Ben daha önce gezmiştim ama size göstermek istiyordum. 10 liraya ya da öğrenci diye yanılmıyorsam 7,5 liraydı bir giriş ücreti var. İçeride gerçekten çok güzel eserler var. Türkiye'nin sanayi geçmişiyle alakalı eserler sergileniyor. Hani vaktiniz olursa da bu müzeye de gelmişken girmenizi ve gezmenizi tavsiye ediyorum. Zaten sonrasındaki istikamette gün batımını izlemek için Ankara Kalesi olacak. İç kaleye geldik. Ankara Kalesi'nin iç tarafındaki bölgedeyiz. Burası da gerçekten çok güzel bir bölge. Tamamen rengarenk mekanlarla, hediyelik eşya dükkanlarıyla ünlü bir yer. Buraya da gün batımını artık bekleyeceğiz. Sonrasında videoyu zaten bitireceğim. Buraya da işte hamam önü ve saman pazarında gördüğünüz o evleri, mekanları da burada aynı şekilde görebiliyorsunuz. Şu an arkamdaki sokakta buradaki en güzel sokaklardan bir tanesi. Bütün mekanlar sıralanmış durumda ve çok ince Arnavut kaldırımlı sokaklardan geçeceğiz. Dediğim gibi hani Ankara'da tarihi mekan biliyorsunuz çok fazla olmadığı için bu bölge o anlamda sizi tatmin edecektir. Evet, şimdi bir gezimizin daha sonuna geldik. Söz verdiğimiz gibi Ankara Kalesi'nin tepesinde gün batımı zamanında bitiriyoruz. Gerçekten benim için ilginç bir Ankara gezisi oldu. Çünkü Ankara'ya yıllardır iş için geliyordum. Bu sefer işin yanında da güzel bir eski bölgeleri gezili yapmış olduk. Benimle kalmaya devam edin. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.